efendim merhabalar. Ben Oğla Aki Kalın. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere Corsa çok pis durumda. Çünkü kış olduğu için bizim bahçe suları da kapalı. Arabayı evde yıkayamıyorum makinayla. Ondan dolayı bugün sizlerle beraber benzinlikle, düzgün malzemelerle nasıl bir kış yıkaması yapılır, nasıl doğru şekilde yapılır elimden gelince anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza geçelim hep beraber. Tamam, benzinliğe geldik şimdi. Sıra bekliyoruz. Şöyle bir sıra var burada. Millet bekliyor. Değişik. Ben daha önce hiç benzinlikte yani bu şekilde araba yıkamamıştım. Bakalım nasıl olacak ilk deneyimiz. Hadi başka bir önemli durum da diskenin sıcaklığı. Şimdi sıcak diske suyu vurursak diskler yam olur abi. Gerek yok öyle işlere. Şöyle parmak değecek seviyeye gelmesi lazım. Bizimki değiyor şu an yani. Elinizde kalabiliyorsa böyle bir sorun yoktur. Hani el sıcaklığınızda komple eseriz yeter diskleri. Çünkü şimdi arabayı buraya sürerek geldik. Gördüğünüz üzere şurada bir yol var. O yüzden bunlar önemli işler. Buna da dikkat etmenizi öneririm ben şahsen. Diskenizin yamulmaması açısından. Şimdi Corsa'yı koyduk. Paraları atıp başlayacağız bakalım. Dört lirayla çalışıyormuş. İki. Üç. Dört lira. Bu konu için de ben normalde evde yıkarken 3 kapak atıyorum ama araba yıkışım yıkayamadık. Araba rezalet halinde. O yüzden 5 kapak atacağım buna. Arabayı köpükledik görmüş olduğunuz üzere az önce Otogenim'in Bodywork Shampoo Conditioner'ıyla. Şimdi Otokinet'in bölünmüş şekilde ayrın altı var elimde. Bakalım bir bunu deneyeceğiz. Morarmayı da size çekmiş olayım şöyle. Bakıyorum. Bazı tozlarını bakalım. Bu demir tozlarını bize işte Otokinet'in nasıl aldı. Şey diyor bakalım bir. Sikiğimi alalım. Nasıl atacak bunu da. Bunu da benzer şekilde atıyor. Çok önemi yok herhalde. Morarma başladı zaten. Şuraya dalgın bazları da sıkalım birazcık. Orada da yardımcı olsun bize bu. Çözmeye başlasın şimdiden. Görmüş olduğunuz zaten jant böyle değişik bir renk almaya başladı şimdiden. Şuradaki morarma özellikle efsane oldu. Yani Otofines reklam yapın abi buyurun. Alın yani buradan. Acayip şurası özellikle çok kötü morardı. Bakalım bir arkalar kampana şimdi. Arkaları sıkalım. Arkalarda çok dramatik bir değişim yaşanacağını düşünmüyorum ama yine diğeri daha iyiydi hatta ya. Bir dakika diğerini alalım şunu şöyle. Daha böyle spreyli gidiyor bunda. Bunları sıkalım bunları. Bir F30'la böyle dele dele geçeceğiz önce yanımızdan. Neyse. Şöyle şimdi bir gelelim. Bütün jantlara sıkalım. Nasılmış? Öndeki arabada çıktığına göre artık yer yeniden bizimdir. Corsa'yı alalım, durulayalım, sonra hızlı cilayı atalım. Red Coat'u. Şimdi Otofines'in aynı altını sıkmış görmüş olduğunuzda acayip bir buradan çözüntü var. Şimdi buna bir sıkalım nasıl çıkacak bakalım. Görmüş olduğunuz üzere sadece fırçasız bu hale geldi. Şimdi bunu biraz sonra bir de fırçalayacağız köpük sıkıp bakalım o zaman
nasıl bir hal alacak en sonunda yine gösteririm onu da. Şimdi ben sizi yine time lapse'e koyuyorum, siz oradan devam edin. Şimdi köpük atacağız ama köpüğü arabaya sıkmayacağım o. Çünkü bildiğiniz toksik yani burada köpük. O yüzden bunu arabanın altına ve dağılmaz bir şeyle sıkmayacağım ondan sonra. Ayrıca yanımda. Görmüş olduğunuz üzere arabanın altını ve dalınmaz işlerini bir bu dandik benzinlik köpüğüyle köpükledim. Şu arabanın altını göstermek istiyorum size şu an. Arabanın altı şu halde. Bunda bu tuzun verdiği ve solüsyonun verdiği kontaminasyondan kurtarmak için yaptım elimden geldiğince. Şimdi biz bu arabayı satsak bile bu araba bir milli servet ürünü sonuçta. İyi korumak, iyi bakmak lazım. Snow Proof'larımızı da şöyle bir fırçalayalım bir güzel. Temizlensin bunlar da. Bu arada bu normal lavabo fırçası. Böyle ufak işler için çok öyle afilli fırçalara para vermeye gerek yok öyle. 300-400 liraya. Hatta şuraya da gelelim birazcık. Ben çünkü jant fırçamı evde unutmuşum şu an. Onu fark ettim. Bir daha iyi fırçam var bunun için sonra. Bunu bir daha olmaz işlerimizle şöyle. Mesela. Bunları da bir düzeltelim. Çünkü çok yıkama imkanımız olmuyor kışın. Yıkamışken adam gibi yıkansın, adam gibi olsun, adam gibi etsin. Ben şimdi bunu dört tarafa da uygulayacağım. Siz oraları ya time lapse geçersiniz ya da ben oraları koymam direkt. Buradan sonra artık hız cilaya geçerim. Bilmiyorum. Gio'nun red kotunu sıkacağız. Her panele iki panel sıkamayız tabii ki. Sıkıp bunu bekleyip yıkayıp ondan sonra arabayı kurulayacağız artık en son. Yüzlük kuyruğuna geldik bu işin. Acayip iş. Benzin yıkamasının sonunda bir daha benzinliğe hiç araba yıkamaya gelmeyeceğimi öğrenmiş oldum. Evde abi evin içinden hat mı çekeriz artık ne yaparız bilmiyorum. Ama benzinlikte araba yıkanmazmış yani. Bu dert zor çektir yani bir daha. Buraları da sıkalım şöyle. Biraz tavana da 3 kutu daha yapalım. Biraz buraları sıkalım. Zaten boncuklanma başladı hafiften. Şöyle ortalara biraz gelmeyen yerlere de. Ben biraz fazla sıkacağım çünkü çok kalacak araba böyle. Şimdi bunun üstünden arabayı bir daha durulayacağız wet coat'tan sonra. Ve sonrasında da arabayı kurulamaya gideceğiz. Kurulama sonrası boncuklanmalar başladı zaten hafiften.
Biraz şöyle sıkalım. Şimdi wet coat'la attığımıza göre artık son burlamamıza geçebiliriz. 1 lira düştü. Onu almam lazım şimdi yerden. Aldık. Şimdi son kez bir arabaya su tutacağız. Ondan sonra artık her şeyin sonuna gelip kurulamaya geçeceğiz. Boncuklanma zaten başladı arabada. Bir su tutayım, onu da göstereyim size. Şöyle. Boncuklanma şimdi acayip bir artışa. Böyle durmuyorsunuz wet coat'u. Şöyle duruyor. Ve boncuklanmaya bakın abi. Arabada seramik yok. Wax yok, hiçbir şey yok ve acayip bir boncuklanma oluyor şöyle. Bunu da göstermek istedim. Ben şimdi arabayı komple wet coat'tan durayım. Artık sonrasında arabayı kurulamaya doğru yavaştan geçelim. Abi şimdi görmüş olduğunuz üzere stresli bir sürecin ardından yıkamamız sona erdi. Millet arkamızda birikti, etti. Kavga, dövüş, bir şeyler. Neyse. İşi toparladık. Şimdi arabayı kurulayacağız. Ben böyle Smart Bee'nin çok pahalı olmayan bir havlusunu aldım. 50 liralık falan bir şey bu. Ya bu marka olmasa şart değil yani. Ama düzgün hani böyle büyük yağlı olsun birazcık. Tek kurulamanız su çekiciliği bir şeyleri var onların. İşte bilmem ne kaç GSM falan fişman. Onlara bakarsınız zaten. Şöyle bir çekelim bakalım. Nasıl olacak merak ediyorum bu havluyu da. Oba. Cidden güzel bir şekilde kuruladı yani. Şu an en azından tavanı. Bakalım bir arabayı temizleyelim. Bunu bu arada yıkamanız gerekiyor bir kere kullanmadan önce. Öyle bir olay da var alacaklar için. Akılda tutalım. Aklınızda bulunsun. Ben bütün arabayı kurulayım. Ondan sonra artık kapanışı yavaştan yapalım. Şimdi bu tire dressing'e geldi sıra. Arabanın bütün plastiklerini ve davlumbaz işlerini, lastiklerini bundan sıkacağız bakalım. Süreceğiz. Ki güzel bir parlaklık olsun. Yalnız ben şimdi bu ürünü kullanmıyordum normalde. Otofines'in bir tane şeyi vardı. Satin diye bir krem tarzı bir lastik parçasını kullanıyordum şu arkadaş yerine. O biraz daha böyle yeni lastik görüntüsü veriyor. Ben çok parlak lastik sevmiyorum. O yüzden bunu sıkıp sonra şu mikrofiber bezle sileceğiz. Şöyle bir sıkalım. Bu arada bunun su itici özelliği de gayet yüksek bu malzemenin. O yüzden jant seramiği gibi de bir görev görüyor. Şimdi şöyle bir. En kötü yıkamalarımdan birini yaptım bu arada size video çekeceğim diye cidden. Arabanın şu anki haline hiç memnun değilim açık söylemem gerekirse. Yani ama yapacak bir şey yok. İnsanlar da arkamızda birikip sıra olunca daha fazlasını yapamadık. Daha iyisini yaza çekelim inşallah. Sözümü verelim şimdiden. Jant fırçasının evde kalması falan. Cidden güzel talihsizlikler oldu bugün. Şuraya da şimdi şöyle sıkalım. Şöyle. Buraları da bir silelim. Oba, kamera döndü. Şöyle. Bunları da Allah kolumla da kendi kamerama bir saldırı düzenledim. Bunları da böyle yapınca daha bir yeni araba görüntüsü, yeni araba hissiyatı veriyor. Daha hoşumuza gidiyor tabii ki. Şimdi ben şu bezi bir diğer lastiklerle de yapayım. Diğer lastiklerle de bir parlatayım. Sonra arabanın plastik aksamlarını parlatma işlemine geçelim. Biraz daha şey bir hale alacak yani nasıl diyeyim. Biraz daha böyle mat bir hale olacak biraz daha kuruyunca. Şu an biraz daha ıslak gözüküyor ama son halini zaten fotoğraflarını çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdi sıra arabanın bakalitlerini parlatmada. Şöyle bir mesela sis farımızın çerçevesi var burada görmüş olduğunuz üzere. Bunu sıkıyoruz. Bu yine tire dressing ama bu güvenilir bir malzeme olduğu için zarar vermeyeceğini düşünüyorum düzgün sildiğimize boyaya da. Üstünde de zaten arkasında yazıyor boyaya işte gelmesi durumunda zarar vermez falan pişman diye. Yani en azından yazıyordu veya ben yanlış hatırlıyorum. Bir yanlışım varsa bu arada bu işi profesyonel olarak yapan insanların fikirlerini de almak isterim. Onlar da eğer bu videoyu izliyorlarsa bana fikir verebilirlerse çok minnettar olurum açık söylemem gerekirse. Ben tabii evde dediğim gibi daha düzgün yıkayabiliyorum ama burada bir böyle sıra işi, bekleme işi, milletin isyana gelmesi, galyana gelmesi sonucu erken bitirmek zorunda kaldım birazcık. Bunları da şimdi parlatalım. Bunlar da kuruncuları damat daha hoş bir görüntü alacak. İnşallah ızgaramıza da sıkalım. Şöyle. Ben bunları şimdi hepsini teker teker sileceğim. O yüzden kamerayı kapatayım. Artık kapanışta arabanın tamamı bittiğinde bir etrafında dolanalım, çekelim. O halini size göstereyim. Şimdilik görüşürüz. Görmüş olduğunuz üzere Corsa bitti. Ben de bittim. Artık son ufak böyle akan şu ayna altından sızan suları sildim. Bir de Corsa sahipleri bilir. Bizim arabalar şuradan şöyle şuradan su akıtmayı çok seviyorlar yıkandıktan sonra.
Ama bizim araba şu an yıkandı ve bitti görmüş olduğunuz üzere. Gayet de cam gibi çıktı. Özellikle bu AquaVax'a çok teşekkür etmek lazım yani. Şu arkadaş bir eski inanar geçti bu arada. Enteresan bir gün yaşıyoruz. Az önce de E39-530 dizel sahibi abi vardı. Onunla muhabbet ettik. Çok hoş bir arabası vardı. İzliyorsa kendisine buradan selamlar olsun. Şu arkadaşa ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu Gion Redcoat. Arabayı şu hale getiriyor işte yani. Cam gibi yapıyor. Bakalitlere sürdüğümüz bu tire dressing de çok işe yaradı. Otobelimin cidden. Onlar da sıfır kondisyonda geri döndüler. Benim bir kış yıkaması maceram bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu ortadaki zımbırttan kanalıma abone olmayı, iki yandaki bağlantılardan başka videolara geçmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.